esasında çok da açmaya ihtiyaç duyulmayan ağır bir tabloyu bugün Türkiye ekonomi başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşıyor. Bu krizin aşılması için ihtiyaç duyulan reçete bence burada. Neden derseniz, böyle genç iki kadın yoldaşla birlikte bu sahnede böyle birikimli bir televizyoncuyla birlikte olmak, Türkiye'nin bu birazdan tarif edeceğim ağır koşullarını nasıl aşmak gerektiğini yanıtı bana sorarsanız. Bizim deneyimi değerlendiren, bilgiyi değerlendiren, kadınları içine alan, toplumu kapsayan yeni bir siyasete, yeni bir reçeteye ihtiyacımız var. Çünkü hakikaten çok ağır bir tablodan geçiyoruz. Şimdi bu ağır tabloyu ben tarif edeceğim ama açıkçası tarif etme ihtiyacı olmadığını her söylediğim cümlede de herkes hissediyor olacak zaten. Şimdi şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bugün asgari ücret tespit komisyonu bu ara toplantı halinde. Türkiye'de bugün asgari ücret 1603 lira. Ama açlık sınırı, yani sofraya aç kalmamak için koymamız gereken, yemek için ödememiz gereken para 1943 lira. Şimdi bu gerçek karşısına şu soruyu sormak gerekiyor. Açlık sınırının 1943 lira olduğu bir yerde, eğer asgari ücretle çalışanlar 1603 lira kazanıyorsa, bu ülkede kriz var mıdır, yok mudur? Kriz vardır. Başka bir veri daha paylaşayım. Sadece bir sene içerisinde okul masrafları, kırtasiye ve okul kıyafeti masrafları %40 artmış. Soruyorum size, gelirlerin hiç artmadığı ama çocukların ihtiyaç duyduğu kırtasiyenin, okul kıyafeti masraflarının %40 arttığı bir ülkede kriz var mıdır, yok mudur? Yanıtı çok belli. Veya bir istatistik daha vereyim. Hepimizin hayatında doğrudan hissettiği ve gelmiş olan kara kışta daha da yoğun hissetmeye başlayacağımız. Sadece 9 ay içerisinde elektriğe ve doğalgaza ayrı ayrı %30'un üzerinde zam geldi. %30'un üzerinde. Bütün diğer zamlarla birlikte bundan bahsediyorum. Şimdi gelirlerin hiç artmadığı, hatta artma ihtimalinin de olmaması için elinden geleni ardına koymayan bir iktidarın altında, onun gölgesinde yaşanan bir ülkede, eğer elektrik fiyatları %30 artmışsa, eğer doğalgaz fiyatları %30 zamlanmışsa, bu ülkede kriz var mıdır, yok mudur? Yanıt çok belli. Şimdi çok açık ki şunu yüksek sesle ve her yerde söylememiz gerekiyor. Kriz var. Kriz var. Ağır bir tablo yaşıyor bu ülke. Bunu ekonomide biraz önce tarif ettiğim en temel verilerde görüyoruz. Bir tane daha paylaşayım. Çocuk bezi fiyatları. Bir sene içerisinde 30 liradan 63 liraya çıkmış. 30 liradan 63 liraya. Çocuk bezinden bahsediyoruz. Şimdi bu tablonun içerisinde iktidarın sürekli söylediği şey ne? Kriz mriz yoktur diyor. Hocam bir saniyenizi alabilir miyim? Şimdi ben salonumuzu dolduran değerli konuklarımıza soruyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve dürüstçe soruma cevap verin. Kriz var diyenler elini kaldırsın. Bütün eller kalktı. Ya bütün ellerin kalkması o kadar doğal ki. Halkın krizi var. Kriz olmayan tek yer var ülkede, o da saray. Saray ve sarayın yandaşı. Bir aile şirketi kurdular. Bu aile şirketinin ortakları sarayda oturuyor. Bir de o sarayla birlikte iş yapan, iş tutan rantçı sermaye var. Bir avuç insandan bahsediyoruz. Onlar dışında toplumun %99'unu kapsayan halk için, hepimiz için, bizler için ağır bir kriz var. Şimdi bunu yüksek sözle söyleme ihtiyacı şuradan doğuyor. İktidar bir algı yaratmaya çalışıyor. Kriz mriz yoktur diyor.
dış güçler yapmıştır diyor. Amerikan başkanının attığı bir tweetten kaynaklıdır diyor. Ben yapmadım diyor. O zaman bize halka düşen en temel ve ilk görev de krizin var olduğunu haykırmakla başlıyor. Biz önce krizin varlığını ortaya koyacağız ki krize çareyi talep eden ve o krize çare olma iddiasını büyütecek siyaseti biz sahiplenelim ve biz büyütelim. Yoksa iktidar ısrarla ve ısrarla kendi dar kanallarından krizin olmadığına dair bir yanlış algıyı yerleştirmeye çalışıyor. Ama sadece kriz var demek yetmez. Bu krizi tespit ederken zaten halk %99'u bu toplumun gerçeği her gün en ağır haliyle evinin içinde yaşıyor. Ama bunun olmadığı ona sürekli anlatıldığı için bize düşen görev yeniden doğruyu tanımlamaktan geçiyor. Ama mutlaka arkasından şu soruyu sormalıyız bence. Bu krizin sorumlusu kim? Kim çıkardı bu krizi? Bu krizin sorumlusu bugün krizin faturası yüklenen halk mı? Değil. Bu krizin sorumlusu iktidarın ta kendisi. Ve iktidar bu krizi yanlışlıkla kötü yönettiği için, yönetmeyi beceremediği için çıkarmadı. Bilerek ve isteyerek kurduğu bir düzenin sonucunda bu kriz çıktı. Bu tespiti de her yerde yapmalıyız. Bu tespitin niye önemli olduğunu izninizle bir kez daha altını çizeyim. Eğer biz sadece bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorsak, o zaman bunun çaresi sadece daha iyi yönetme iddiasından ibaret olabilir. Oysa ki sadece bir yönetim kriziyle karşı karşıya değiliz bugün Türkiye'de. Bilerek ve isteyerek bu iktidar tarafından kurulmuş olan bir düzenin sonucunu yaşıyoruz biz. O zaman da sadece geleceğiz, daha iyi yöneteceğiz diyen bir iddiaya değil, geleceğiz ve düzeni değiştireceğiz diyen bir iddiaya ihtiyacımız var. Geleceğiz, yeniden cumhuriyeti ayağa kaldıracağız. Geleceğiz ve cumhuriyeti cumhuriyet yapan halkçılığı, cumhuriyeti cumhuriyet yapan milliyetçiliği, cumhuriyeti cumhuriyet yapan Atatürk devrimciliğini yeniden sahiplenen bir siyaseti ancak ve ancak Türkiye'nin yol haritası olarak koymamız gereken bir dönemdeyiz. Sadece kötü yönetmiyorlar. Evet, biz geleceğiz ve daha iyi yöneteceğiz. Orada bir tereddüt yok. Ama bu kriz bir yönetememe halinden çıkmadı ki. Bilerek ve isteyerek kurdukları bir düzenin sonucunda çıktı. Nedir bu kurdukları, bilerek ve isteyerek kurdukları düzen? İki temel ayağın üzerine inşa ediliyor. Bir tanesi her koşulda kamu kaynaklarını halktan yana değil, yandaştan ve rantçıdan yana kullanmayı seçen bir ekonomik anlayış. Bunu 2019 bütçesinde tekrar ve tekrar görüyoruz. Ama çok somut örnekleri var. Mesela sizin kira sözleşmeleriniz, sizin yaptığınız iş sözleşmelerinde çok hızla bugün yaşanıyor olan kriz içerisinde ne dedi iktidar? Bütün sözleşmeler Türk lirasına dönmelidir dedi. Hatta dedi ki halka, cebinizde dolar varsa hepsini bozdurun. Peki tamam, bozduruldu. Sözleşmeler Türk lirasına döndü. Peki ya kamu kaynaklarıyla garanti verdikleri yandaş rantçı sermayenin aldığı hazine garantileri Türk lirasına döndü mü? Dönmedi. Hepsi dolarla, hepsi euroyla ödeme alıyorlar. Sadece 2018 yılında bu sene hazine garantilerine biz 7.4 milyar lira ödedik. 7.4 milyar lira. Sadece 3 sene içerisinde bu rakam kaça çıkacak biliyor musunuz? 44 milyar liraya. Müşterisi olarak görüldüğümüz hastaneler, kullanmadığımız köprüler, geçmediğimiz yollar için yandaş sermayeye, rantçı sermayeye bu iktidarın garanti olarak verdiği dolar ve euro hazine garantilerinin ödemeleri bunlar. Şimdi soruyorum size, kriz niye çıktı? Çiftçi yüzünden mi çıktı? Emekçi yüzünden mi çıktı? KOBİ yüzünden mi çıktı? Öğretmen, bankacı, mühendis yüzünden mi çıktı? Hayır. Kamunun kaynaklarını bilerek ve isteyerek halktan yana değil, kamu özel işbirliği projeleri aracılığıyla yandaş sermayeye aktarmayı seçmiş olan iktidarın düzeni yüzünden çıktı. İlk değişmesi gereken kısım bu.
İkinci ayağı da ne? Bu ikinci ayağı bugün yeni siyasete ihtiyacı da çok net ortaya çıkartıyor. 16 Nisan referandumundan beri hızlanmış olan ve 24 Haziran seçimlerinde artık resmileşmiş olan yönetim değişikliği ve onun ortaya çıkardığı rejim krizi. Bu rejim krizi çok temel unsurlar barındırıyor içinde. Demokrasiyi yıktı, yerine antidemokratik tek adam rejimini koydu. Hukuku yok etti, yerine büyük hukuksuzlukları koydu. Kurumları yok etti, bütün cumhuriyet kurumlarının içini boşalttı, yerine keyfiliği koydu. Ve kuralları yok edip kişilerin karar verdiği, keyfine göre yönettiği bir acayip tek adam rejimini dayattı. Hukukun olmadığı yerde, kuralın olmadığı yerde, katılımcılığın, demokrasinin, halkın olmadığı yerde ekonomik kalkınma da olmaz, büyüme de olmaz, refah da olmaz. O zaman şu iddiayı kuvvetle ortaya koymamız gerekiyor. Biz ekonomide yaşanan bu krize çare üretebilir miyiz? Çok rahat üretiriz. Reçete bizde. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama artık iktidara öneride bulunan değil, sen kalk yerine ben oturacağım diyen bir siyasi iddiayı büyütmemiz gerekiyor. Çünkü krizin merkezinde tam da bu iktidarı siyaseten ayakta tutuyor olan, kendi iktidarı uğruna ülkeyi yok ediyor olan rantçı, hukuksuz ve antidemokratik anlayışı yatıyor. O zaman ekonominin çaresi de artık ekonomi reçetelerinden geçmiyor. Ekonominin çaresi hukuktan geçiyor. Ekonominin çaresi demokrasiden geçiyor. Ekonominin çaresi adaletten geçiyor. Ekonominin çaresi cumhuriyet değerleri üzerinde yükselen, Atatürk'ün devrimlerini sahiplenen yepyeni, yeniden cumhuriyet devriminden geçiyor. Peki. Çok teşekkürler. Yani bu son sözleriniz benim bugün Sözcü'deki yazımın son satırı.